konuşuyor. Dikkat, dikkat. Öğretmeniniz konuşuyor. Bugün eğitim emekçisinin haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Evimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler. Baş öğretmenimizin bize emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikastleri düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirecek hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanununu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kalanlarda da gözü olduğunu gösterdi. Şimdi biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimiz olmadığını göstereceğiz. AKP yasağını al başına çal. AKP yasağını al başına çal. AKP yasağını al başına çal. Bugün artık yeter demenin, sendikal önderimiz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vermenin, bizi hafife alanlara uyarmanın günüdür. Bildiğiniz gibi eğitim iş olarak eğitim emekçilerinin görüşü alınmadan sarayın talimatı ve yandaş sendikaların oluruyla hazırlanan sorunlarımızı çözmek bir yana dursun, bize yeni haksızlıkları ve angaryaları dayatacak olan ÖMK'ya karşı ilk günden beri itirazın örgütleyicisi olduk. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır. Diploması da uzmanlık belgesidir. Siz kendi diplomalarınıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim emekçileri açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir dedik. Fakat hükümet bu konuda geri adım atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz.